Öklid'in bölme algoritmasını kullanarak iki sayının OBEB'ini yani ortak bölenlerinin en büyüğünü nasıl bulacağınızı biliyor musunuz? Biliyorsanız bu videoda bu algoritmanın mantığını görselleştireceğiz. Öklit'in algoritmasını nasıl kullanacağınızı bilebilirsiniz ama nasıl işlediğini bilmeyebilirsiniz. Öklit'in bölme algoritmasının ilk adımı neydi? Küçük sayı büyük sayının bir böleni mi değil mi? Önce ona bakıyoruz. Böleni ise obb küçük sayıdır öyle değil mi? Böleni değilse ikinci adımda şunu yapıyoruz. Küçük sayı ile büyük sayının küçük sayıya bölümünün kalanının obebini buluyoruz. Bu adımı sayılardan biri diğerinin bir böleni olana dek tekrar diyoruz. Size algoritmayı nasıl kullanacağınıza dair bir özet geçtim. Ayrıntılı olarak incelemek isterseniz bu konuya dair dersimizin videosuna göz atabilirsiniz. Gelin bu videoda algoritmayı görselleştirmeye çalışalım. Görselleştirme işlemi için de benim zihnimde şöyle bir yol beliriyor. 32 sayısını uzunluğu 32 birim olan bir çubuk olarak düşünürüm. Çubuk olarak düşünme nedenim eskiden aklımdan bir sayı tuttuğumda o sayıyı hemen sayı doğrusu üzerinde düşünmem yüzünden. Ee, 32 sayısı da sayı doğrusu üzerinde 0'dan 32'ye kadar olan sayıları kapsayan bir çubuk olsun. Peki sayıların çarpanlarını nasıl gösterebilirim? 32'nin çarpanları nelerdir ve onları bu çubuk üzerinde nasıl gösterebilirim? Şöyle bir yöntemim var. Çarpanı uzunluğu belli bir çubuk parçası olacak şekilde belirlerim. Öyle ki belirli bir sayıdaki çubuk parçasını birbirine eklediğimizde 32'yi oluştursun. 32'yi elde etmek için çubuk parçalarından birini bilmek zorunda kalmayız. Örneğin çarpan 2 olsun yani uzunluğu 2 olan bir çubuk parçası belirli sayıda 2'yi yan yana ekleyerek tam olarak 32'yi oluştururum. Son çubuk parçasını koyduğumda 32'yi aşmaz veya kısa kalmaz. Bu iş için 16 adet 2 yeterli. Çarpan 4 olsaydı uzunluğu 4 olan çubuk parçalarından 8 adedini yan yana yerleştirmem gerekecekti değil mi? Bir sayının çarpanlarını zihnimde işte bu şekilde canlandırıyorum. Belirli bir adedini birleştirdiğinde o sayıyı temsil eden çubuğu oluşturan çubuk parçaları olarak Elbette kullanabileceğimiz en küçük çubuk parçası 1'dir. 32'yi oluşturmak için uzunluğu 1 olan çubuk parçalarından 32 adet gerekir. Peki kullanabileceğimiz en büyük çubuk parçası nedir desem, bir diğer ifadeyle 32'nin en büyük çarpanı nedir? 32'nin kendisidir elbette değil mi? Uzunluğu 32 olan bir adet çubuk. Bu her sayı için geçerlidir. Her sayı kendinin en büyük çarpanıdır. Şimdi de gelin 12'yi düşünelim. 12'yi uzunluğu 12 birim olan bir çubuk olarak düşünebiliriz. 12'nin çarpanlarını da belirli adedini yan yana dizdiğimizde 12'yi oluşturabileceğimiz çubuk parçaları olarak düşünebiliriz. Kullanabileceğimiz en küçük çubuk parçası da 12'nin en küçük çarpanı olan 1'dir öyle değil mi? 12 adet 1'i ardarda eklersem 12'yi elde ederim. Bir diğer seçenek de 12 birimlik bir tek çubuk parçasını kullanmak. Buradan açıkça neyi anlıyoruz? 12'nin en büyük çarpanı 12'dir değil mi? Bunu anlıyoruz. Şimdi durumu biraz karışık hale getirecek soruyu soruyorum. Her iki çubuğu da oluşturabilecek en uzun çubuk parçasının boyu ne kadardır? Bir diğer ifadeyle bu iki sayının o bebi nedir diyorum aslında değil mi? 32'nin çarpanları var, 12'nin de çarpanları var. Peki ortak çarpanlarının en büyüğü hangisidir? Bunu zihninizde görselleştirmek için şöyle düşünebilirsiniz. Bu iki çubuğu da oluşturabilecek çubuk parçalarından en uzununun boyu acaba ne olabilir? Şimdi lütfen videoyu durdurun ve herhangi bir matematik işlemi yapmadan söz ettiğimiz bu çubuğun boyunun ne olabileceğini tahmin etmeye çalışın. Ben üzerinde hiç kafa yormadan aklıma gelen ilk sayıyı söylerim. 12'yi oluşturabileceğimiz en uzun çubuk parçasının boyu 12'dir. 32'yi oluşturabileceğimiz en uzun çubuk parçasının boyu da 32'dir. 12'den uzun bir çubuk parçasıyla 12'yi oluşturamazsınız. Bu nedenle olası en büyük çubuk parçasının boyu 12'dir. Tabii ki yanıt 12'den küçük bir sayı da olabilir. Neyse biz 12'den başlayalım. Belki de şanslıyızdır ve yanıt zaten 12'dir. Uzunluğu 12 olan çubuk parçalarını kullanarak 32'yi oluşturabilir miyim? Oluşturabilirsem sorunun yanıtını buldum demektir. Kullanabileceğim en uzun çubuk parçası 12'dir derim. Yani bu iki sayının obeb'i 12'dir diyelim. Bu aşamada ne yapmıştık? 32, 12'ye bölünüyor mu? Ona bakmıştık değil mi? Gelin buna bakalım. Matematik işlemlerini görsel olarak düşündüğümüzde şunu yapıyoruz aslında. 12 birimlik çubuk parçasını alıp onunla 32'yi oluşturmayı deniyoruz. Bir adet 12'yi yerleştirdim. Bir adet daha yerleştireceğiz. Onu da ilkinin hemen yanına. Fark etmişsinizdir. Üçüncüyü yerleştiremeyiz. Niye? Çünkü bir adet 12 daha yerleştirirsek toplamları 36 edecek. 3 adet 12, 36 eder. Oysa yalnızca 32 birimlik yerimiz var değil mi? Öyleyse aradığımız çubuk parçası uzunluğu bu değilmiş. Olası en uzun çubuk parçası 12 değilmiş. Şanslı değilmişim. Eh şaşırmadım zaten. Burada bir fazlalık var görüyorsunuz. 12 olmadığına göre 12'den küçük bir sayı olmak zorunda, değil mi? Niye? Çünkü 12'den büyük tüm sayıları zaten en baştan elemiştik. 12'den küçük olmalı. 11 olabilir, 10 olabilir. Her birini tek tek deneyebiliriz veya biraz aklımızı kullanabiliriz. İşte geldik bu konunun püf noktasına. Öklid'in algoritmasının mantığını şimdi göreceğiz. Önce 12'yi denedik ama 12'nin olmadığını gördük. Buradaki boşluğa da dikkatinizi çekerim. Peki bu boşluk neye eşit? Bu boşluk 32 eksi 2 kere 12'ye yani 8'e eşit. 8 birimlik bu boşluğu da dikkate alarak şöyle bir gözlemde bulunuyorum. Hem 32'yi hem de 12'yi oluşturabileceğimiz bir çubuk parçası arıyorum. Bu çubuk parçası ayrıca burada gördüğümüz 8 birimlik boşluğu da oluşturabilmeli. Bir an için 32'yi bir kenara bırakalım elimizdeki çubuk parçası ile 12'yi oluşturabiliyorsak, yani bir adet 12'yi oluşturabiliyorsak, 2 adet 12'yi de oluşturabiliriz, 3 adet 12'yi de oluşturabiliriz, 4 adet 12'yi de oluşturabiliriz değil mi? Düşünün, belirli adette çubuk parçası ile 12'yi oluşturabiliyorsak, 2 adet 12'yi de oluştururuz, 3 adet 12'yi de oluştururuz. 1 adet 12'yi oluşturabilirsek, dilediğimiz sayıda 12'yi oluşturabiliriz. 12'yi oluşturduğumuz Çubuk parçasının uzunluğu her neyse son parçayı yerleştirdikten sonra buradaki ikinci 12'nin sınırında kalırız. Toplamda 24 birimlik bir uzunluğu oluşturmuş oluruz ve şöyle bir sorunla baş başa kalırız. 8 birimlik bölümü nasıl oluşturacağız? Bu nedenle elimizde hem 12'yi hem de 8 birimlik bu bölümü oluşturabileceğimiz bir çubuk parçası olmak zorunda. Böylece hem 12 hem de 8 oluşturulduğunda 32 de kendiliğinden oluşturulmuş olacak. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve çubuk parçasının boyunun ne olabileceği üzerine biraz düşünün. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Tamam bu çubuk parçasının boyu 12'den küçük olacak. Peki neden 9 değil? 9 olmayacağı çok açık aslında. Çünkü 9 ile 12'yi oluşturamazsınız ama bir an için 9 olduğunu varsayalım. 9 ile 1 adet 12'yi oluşturabilirseniz 2 adet 12'yi de oluşturabilirsiniz. Geriye kaldı 8. Buradaki 8'i de oluşturmak zorundasınız ve 8'i oluşturabileceğiniz çubuk parçasının boyu 8'den büyük olamaz ya da 8 olmalı değil mi? Ya da 8'den küçük olmalı. Gördüğünüz gibi sorumuz değişti. Sorumuz hem 32'yi hem de 12'yi oluşturabileceğimiz en büyük çubuk parçasını bulmak iken hem 12'yi hem de 8'i oluşturabileceğimiz en büyük çubuk parçasını bulmak haline geldi. Çünkü gördük ki böyle bir çubuk parçası hem 32'yi hem de 12'yi oluşturabilir. Bu aşamada ilk soruyu bir kenara koyup yeni sorumuzu soruyoruz. Algoritmayı yeniden işleteceğiz ama bu kez sorumuz şu. Hem 12'yi hem de 8'i oluşturabileceğimiz çubuk parçasının boyu nedir? İşte burası Öklid'in bölme algoritmasının en önemli yeri. Bize ilk başta verilen asıl soruyu 32 ile 12'nin OBEB'ini bulunuz sorusunu 12 ile 8'in OBEB'ini bulunuz haline indirgedik. 12 ilk baştaki soruda verilen iki sayıdan küçük olanı, 8 ise büyük sayının küçük sayıya bölümündeki kalan. 32 birim uzunluğundaki bir çubuğu oluşturmak için uzunluğu belli bir çubuk parçasından kaç adet gerektiğini hesaplamak aslında bölme işlemidir. Yani 32'yi 12'ye bölerseniz bölüm 2'dir. Çünkü 32'nin içine 2 adet 12 sığar. Tabi bir de kalan vardır ki o da 8'dir. Peki bu aşamada ne yapacağız? Aynı yolu izleyeceğiz. Tıpkı az önceki gibi şansımızın yaver gitmesini umarak 8'in 12'yi bölüp bölmediğine bakacağız. Yapalım bakalım. Nasıl yapmıştık? 8 birimlik çubuğu kesip 12 birimlik çubuğun üzerine yapıştıralım. 8'in 12'nin üzerine tamamen örtmeyeceğini elbette biliyoruz. Burada bir fazlalığımız var. Bu fazlalığın uzunluğu 4. Az önceki durumla birebir aynı şey söz konusu. Hem 8'i hem de 12'yi oluşturmak istiyorsanız az aslında hem 8'i hem de buradaki fazlalığı oluşturmanız gerekiyor. 4 nedir? 12'yi 8'e böldüğümüzdeki kalandır. 8 oluşturacağımız çubuk parçasıyla buradaki fazlalık olan 4'ü de oluşturmak zorundayız. Aksi halde 12'yi oluşturamayız değil mi? Buradan hareketle aradığımız çubuk parçasının boyunun dörtten büyük olmayacağı ortaya çıktı. Dörtten küçük olmalı veya dört olmalı. Buradaki fazlalık olan dördün oluşturulabilmesinin başka yolu yok. Sorunun yanıtını bulmaya çok yaklaştık. Artık sorumuz şu hale geldi. Dördü ve sekizi oluşturabileceğimiz en büyük çubuk parçasının boyu nedir? Yine şansımızın yaver gitmesini umarak aynı işlemi yapıyoruz ve bu kez gerçekten de şansımız yaver gidiyor üçüncüsünde. 4 8'i böler. 8'in içinde 2 adet 4 vardır. 2 adet 4 ile 8'i oluşturabilirsiniz. 8'in üzeri tamamen örtülür, hiçbir fazlalık kalmaz. Bu da şu demektir. 4 8'i oluşturabileceğim en büyük çubuk parçasıdır. Gelin görsel olarak da sağlamasını yapalım. 4'ü keselim ve 8'in üzerine yerleştirelim. Bu birinci 4. Bu işlemi bir kez daha yapacağız. Gördüğünüz gibi 8'in üzeri tamamen örtüldü. Hiç fazlalık yok. Önceki aşamalarda 4 birimlik ve 8 birimlik fazlalıklar ortaya çıkmıştı değil mi? Bunu yaparak şunu anlamış olduk. 8'i oluşturmak için 4'ü kullanabiliriz. Tabii 4'ü oluşturmak için de kullanabiliriz. Orası gayet açık zaten. 4'ü ve 8'i oluşturmak için kullanabileceğimiz en büyük çubuk parçasının boyu 4'müş. 4 ile 8'i oluşturabiliyorsak 12'nin içindeki bu 8'i de oluşturabiliriz tabii. Buradaki fazlalık olan 4'ü de oluşturabiliriz. Yani 12'yi oluşturabileceğimizi kanıtlamış olduk. 12'yi oluşturabildiğimize göre 32'nin içindeki bu 12'yi ve bu 12'yi de oluşturabiliriz. 32'nin bu fazlalığı olan 8'i de oluşturabildiğimize göre soruyu çözdük demektir. En büyük çubuk parçasının boyu 4'tür. Gelin geldiğimiz son aşamanın görselleştirilmiş hali nasılmış ona bakalım. 4 birimlik çubuk parçasının 3 adediyle 12'yi ve 8 adediyle de 32'yi oluştururuz. Uzunluğu 4'ten büyük olan hiçbir çubuk parçasıyla bunu yapamayız. 4, 32 ile 12'nin o bebidir yani. Ortak bölenlerinin en büyüğü. Dörtten küçük bir çubuk parçası da aynı işi görebilirdi belki ama dörtten büyük olan bir çubuk parçasıyla olamaz.